Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Beşer canibinden Allah'a bakan yön salat. Allah canibinden beşer canibine bakan yöne selam. Onunla başladık. Ve ikisini bütünleyen bir başladık. İlem eyyel aziz. Bu mektup diyor, bu ilem, ey aziz kardeşim haşiye düşmüş. Emniyetlidir. Öyle koymuş. Mesnevi Nuriye sayfa 109. İnsan yaşayış vaziyetince, insan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen, hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Seli biliriz. Dereyi biliriz yani. Oradan kopmuş. Şimdi bir de başlayayım. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen, böyle sel akıyor. Böyle düşen bir insan düşünün. Yani bir parça düşünün. Dağdan bir sel geliyor korkunç. Oradan da bir tane odun parçası düşmüş dereye. Abuk subuk giden bir dereye. Veya yüksek bir apartmandan düşüp yuvarlanan bir şans gibidir. 50 katlı binada, şeyde Levent'te var yüksek bir bina, 126 metre galiba. Safire. Şimdi oradan düşen bir adam ne olur? Kontrol edebilir misin? Düş, havadasın. Arabam lazım, Mercedes var, falan jip var, yat kat var. Tam havadayken. Şimdi yukarıdan düştünüz. Binadan, sahildenin Levent'te. Levent şey, gafur bu ilginç misal ha. İlgimizi çekmedi, havadayız tamam mı? Havadayız, düşüyoruz. Taklatıp iniyoruz. Ya arabam var, Mercedes var, çoluk çocuğu var falan. Yapabilir miyiz? Buna benziyormuş insan. Dünya hayatı. Böyle bir şey duymuş muydunuz? Ben duymamıştım. Veya o Erzurum'dan, Van'dan, ne bileyim, yüksek ovadan, yaylalardan dev bir dere geliyor. Onun içine düşmüş bir odun parçası düşün. Yani sen düşmüşsün o dereye korkunç. Her şeyi alıp götürüyor. Veya tsunami var Japonya'da. Ne yapabilir orada bulunan bir insan? Çöp. Çöp gibidir. Dünya hayatı böyledir. Senin nerenin kontrolündeki? Nabzına sahip olamıyoruz. Tansiyonuna sahip değiliz. Kalbine hakim değiliz. Güneşi doğduramazsın. Güneşi durduramazsın. Neyine hakimsin? Bir tane söyler misin bana? Ağzıma bile hakim değilim ya, duramıyorum, konuşuyorum. Gözümü bile kapatamıyorum. Böyle benziyormuş Fatih gibidir. Hani safirden düşünce adam havada takla atıyor ya. Yok canım, nasıl onun gibiyiz ya, versene sor. Aynı onun. Yani biraz formatı farklı. Böbreğine hakim değilsin. Dalağına hakim değilsin. Kafana hakim değilsin. Şeytanına hakim değilsin. Nereye hakim ya? Ya bir tansiyonun çıktığı zaman, bir efendim psikoloji bozulduğu zaman, ben hapishaneden mesela şeyden çıktığım zaman şey çıktı da sistem. Ya kardeşim bir hafta nerede yattım, nerede kalktım bilmiyorum ha. Bir psikoloji şey olduğunca. Ya bir psikolojisi bozuk olanlar bilir. Allah kimseyi düşürmesin de. Dünya bitti ya. Dünya var mıymış, yok muymuş, tadı mı, tuzu mu, bitti. Ya bu ya, ufak bir sistem. Ya ufak bir sistem ya. Ben o halletleri iş yapıyorum. Hizmetten başka hiçbir şey görmüyorum. Var mıymış insanlar, yok mu? Sarhoş sarhoş konuşuyorum, birileri de arıyor, tamam. Tamam. Olur kardeşim, rahat ol. Şimdi kızdığım şeylerde, o zaman isteseler de kızdıramazlardı. Yani aynı bunun gibi sistem bitmiş. Neyim hakimim? Onu demek istiyorum. Yani bunları anlatırken ben buna hakim miyim? Allah yaptırıyor işte da.
Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Hayat apartmanı. Allah Allah. Ömür teyyaresi, ömür neymiş? Hayat apartmanı. Yukarıdan düştük ya. Hayat apartmanı yıkıl. Yani ha alttan katlar gidiyor, ha sen yere çakılıyorsun. Aşağıya doğru gidiyor. Aşağıya doğru. İmam-ı Gazali ne demiş biliyor musun? Şu saatim var ya saat. Sessizlik olsa diyardık herhalde değil mi? Tık tık tık. Bu saatin tıklaması saat tıklaması değildir diyor. Kabre giderken ayağının sesidir diyor. Ayak sesiymiş. Çok garip bir alem ya. Bir rüyamı anlatayım mı bugün size? Bir güzel olur, hoş olur. Bugün rüyan derken ne zaman yattın? Bugün durumu iyi değil. Dedim ya bir kaylule yapayım. Sağ gündüz 12'de ders yapıyoruz. 1'de ders bitiyor. Bir içeri geçede namaza başlıyoruz. Öğle namazını kıldım şöyle bir uzanayım dedim. Yattım. Pazar günü bir ders yapmıştık. Pazar günü. Orada şöyle bir mana çıkmıştı. 2 saat. 2 saat dersi hulasası bir cümle. Dedik ki kelam 2 nokta üst üste. Ağzından çıkan kelam. Ruhun alemi şahadette vücud haricisidir. Yani uzun size. Bu böyle bir cümle, ana fikir. Bu akşam Muhammed, bugün bana 3 veya 4 defa söylettiriyorlar. Yattım, bak diyor, o eksik, öyle değil. Kim nereden söylüyor? Kelam, ruhun alemi şahadette vücudu haricisinin dedin. Hayır, suretidir. Ondan sonra suretiymiş. Sonra bak şimdi biraz şey yapayım, doldurayım şimdi. Su düşün. Ben dediklerimi hayal eder misin? Karpuz, buğday, elma, dere, taş, güneş. Bunlar da düşünce olur mu? Bir fikir üretme olur mu? Merhamet olur mu? Haya olur mu? İnsan bunlardan yapılmış ama bu somut dediğimiz tuttuğumuz şeyleri araştırıyor, onu fikre dönüştürüyor. Düşünüyor ya, içini araştırıyor, ilmini buluyor. Veya eşya yokken kendisi kuruyor, kurguluyor, yapıyor, buluş olup yapıyor. Ya böyle bardağın tutmasını yoktu ya 1000 sene önce. Adam ne yapmış bu bardağın sapı yokken? Kurguladı, hayal etti, tasarladı, sonra buldu, yaptı. İşte bu düşünce, konuşma, hayal etme, git, gelme, yanlış yaptın, doğru yaptın gibi bunlar neymiş biliyor musun? Tamamen bu maddeyle hiç alakası yok, ahiretin özelliğiymiş bunlar. Dünya işte, alem-i şehadet, ahiretin üzerine tenteneli perde bu. Şöyle biraz düşünün, kelam buralı değil, şu konuşma buralı değil. Çünkü maddenin özelliği değil. Madde bu. Ne mana yüklenecek de sıralayacak? Abi incir çekirdeğindeki program da aynı şekilde. Evet. Buralı değil ki. Yani ahireti yaşıyoruz. Suretini yaşıyoruz. Maddenin dışındaki bütün seviyorum, nefret ediyorum. Gittiğim, geldiğim, hayır, kelam konuşmak. Şu anda kaletim. Buralı değil ki. Burayla hiç alakası yok. Yani maddeyle alakası yok. Fasulyeyle alakası yok benim düşüncem. Tasarlıyorum. Manayı düşünüyorum. Yediğim buğdayla alakası yok. Demek ki alem-i şehadet, alem-i gaybın üzerine, ötelerin üzerine tenteneli perde. Niçin demiş? Hakikaten rüya. Ulan toprağın üzerinde ahireti yaşıyorum şu anda. Bedende, orayı yaşıyorum şu anda. Bedende mi haberim yok ki? Böbrekte haberim yok. Midede mi haberim yok. Beyinde haberim yok. Kalbimde haberim yok şu anda. Ama konuşuyorum. Bu manalar buralı değil. Dünyanın özelliği değil ha, maddenin fonksiyonu değil. Bunu içtim. Dolayısıyla fikir üretiyorum. Yok. Bunu içtim seni seviyorum. Bunu içtim kızıyorum sana. Kızmak bile buralı değil. Maddenin fonksiyonu değil. Ruhun bir yolculuğu diyebilir miyim? Ya sistemi ya. Kelam beni bütünlüğümü dışarıya taşımıyor mu? Düşüncemi, ruhumu, meylimi, isteklerimi reddetmeleri
Nikah diyorum, kabul ettim, reddettim, iman ettim, kabul ettim. Kelam, kelam. Kelam, ruhun fotoğrafının dışa çıkışıdır. Ruh, sureti. Kelam, kişinin karakteridir. Eğer kelam içerisi ihlasızsa, kimliğidir, nüfus kağıdıdır kelam. Eğer kelamın içerisine kendisini koyabilmişse, kişiliğidir. Onun için bana ne yaptılar biliyor musun? Rüyada bugün 3 defa söylettirdiler. Kelam, ruhun, alem-i şehadette, vücudu haricisinin suretidir. 3-4 defa dediler ki orada, aynı Fatih, aynı. Sen biraz sonra uyanacaksın, bunu böyle söyleyeceksin. 3-4 defa tekrar ettim. 4. tekrar içinde oturup aynı uyandım. Aynı şeyi tekrar ediyordum. Oturdum. Oturdum tekrar. Peki kim nereden bana fısıldadı? Nerede, neresi orası? Kim onlar? Nereden biliyorlar pazar günkü şeyimizi, müzakereyi? Kim nereden haber veriyor? Kim nereden duymuş onu? Kim müdahale ediyor ki orayı düzelt, o yanlış, eksik? Nereden söylüyor bunu? Kimdi bunlar? Neyin nesi bu? Madde midir şimdi? Ustad 515'te ne diyor biliyor musun Hasan Bey diye? Rüya ile diyor, yakaza aleminden alemi misala geçtim diyor. Hakiki uyanıklık odur diyor. Sonra ben diyor yakaza, o uyanıklık rüyadan, uykudan çıktım. Yakazaya geldim. Alemi şehadet burası, rüya buymuş diyor. Biz burayı uyanıklık zannediyoruz. Uyanıklık oymuş yani. Uykuyla geçtiğin alem uyanıklıkmış. Burası rüyaymış. Allah Resulü de öyle diyor. Uykudasınız diyor. Ölünce uyanırsınız diyor. Birbirini nasıl değiştirmişiz ya? Olay nasıl birbirine gidiyor? Arkadaşlar şu anda ahiret yaşıyoruz. Şu anda düşünüyorsun ya. Bakıyorsun böyle. Hayret hayret bakıyorsun değil mi? Ha, o hayret hayret oralı değil. Öyle latife yok dünyada. Bakkalda satılmıyor, manavda yok. Çoğunuz diyor ki ona manyak mı bu, ne diyor ya? Şu anda ahiretin suretini yaşıyorsunuz. Böyle. Duygunuzu söylüyorum her zaman. Bu böyle tatlar var ya böyle. Oh, şu anda rahatlık. Veya namazda. Oh. Ha, buralı değil o da. Kelam değil. Kelam da değil. Ha bak. Mana olur mu? Benim de ses. Bu da ses. Maddenin fonksiyonu değil. İçsel yoğrulmanın, üretkenliğin, atölyenin, mutfağın. İçeride mutfak var. Farklı farklı malzemelerle yemek yaptım. Gönderiyorum size. Siz de yiyorsunuz. İçeride atölye var. Kütük giriyor. Kütük. İçeride mobilya yapım, gönderiyorum siz. Abi insan redaktör mü oluyor? Çevirici mi oluyor? Çevirici acayip bir şey ya. Tuhaf bir berzahtır diyor ya. Kavşak. Ya arkadaşlar ahiret yaşıyormuşuz ya. Hep de biraz duygularıma kusura bakmayın. Kontrol edemiyorum bugünkü öğlenden sonra. Kim bana bunları söyledi mi? Benim eksikliğimi kim bildi ya? Ne? Ki, neyi, nereden, kim düzeltiyor? Neyi, nereden, kim düzeltiyor? Tuhaf mı gidiyor ya? Allah aşkına ya. Ondan sonra kalktım olan dedim, Fatih de şey yaptı dedim, Sultan Bey'le bugün derse gidelim. Koşturmanın şeyi ya. Orayı yaşıyoruz ha. Yani madde, atomun dışında her şey oralı. Dünya bu cihetiyle ahireti örtmüş. Tenteneli perde. Şu anda tuhaf tuhaf baktınız ya, garip garip böyle. Heh, buralı, buranın özelliği değil o. Vay be, ruhunuz da itmiyor şu anda bu sözlerimi. Çünkü buralı zannediyorduk. Değil. Hadi bakalım. Hayat apartmanı yıkılıyor. Apartmandan düştük ya, 126. kattan. Safir mi demiştim. Ondan sonra orada havadayız. İnsan, hayat böyleymiş. Apartmandan inmek gibi. Ömür de tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyormuş. Ömür de buymuş. Pişt. Hayat da aşağıya. Bir tanesi dik. Bir tanesi pişt. Acayip. Zaman da sel dolaplarını süratle çalıştırıyor. Zaman.
zamanda nehir gibi. Var ya, şöyle bir tane şey, mil düşünün böyle. Burada kanatlar koysanız. Değilmeyin ya, su vurunca dönmüyor mu bu? Su vuruyor, bu dönüyor. Değil mi? Ha, zamanda hadiselerin su gibi vuruyor, maddeler hareket ediyor. Acayip bir şey. Madde de hareket ediyor. Ortalık ediyor. Benim hareket birbirine karışmıyor, karışmıyor. Maddeyi donukluktan çıkarıyor. Zaman da neymiş? Sel dolaplarının suratı çalıştırıyor. Evirip devirip çeviriyor zaman. Yani maddeyi hareketlendiren bir enerji. Arz sefinesi, arz dünya gemisi de suratla giderken temuru merraseha ayetini okuyor. Yani arz gemisi de suratla giderken, yani bulut var ya bulut, temuru merraseha, yani tabi varmış, yokmuş. Neye benzetiyor biliyor musun? Çobanlık yaparken, çobanlık yapanlar bilir. Şöyle yatardım böyle. O yorulduğum zaman, çoban, sığır çobanlığı yaptım. Ondan sonra böyle bulutu sabit yapardım. Ooo ben gidiyorum. Oysa bulut böyle gidiyor. O böyle giderken onu sabit yaptım. Aa, o kadar kendimi kaptırdım ki tutunurdum böyle. Yaptınız değil mi mutlaka? Çoban değildiniz ki. Ben çobanım işte. Allah çobanı karşınıza çıkarttı. Sizin gibi ilginç olamaz. Çoban. Yani çobanı karşınıza çıkarttı işte. Sünnet abi. Öyle değil mi? Tamam. Allah. Böyle bakardım. Bulut. Gemide de öyle. Oturun gemiye. Bakın limana. Aa, liman geri gidiyor. Meğer sen böyle gidiyorsun. Dünyayını böyle. Aa, her şey arkaya kalıyor. Ulan sen gidiyorsun. Dünya yine buna benziyor. Hiçbir tarafına güvenecek bir tarafı yok biliyor musun? Şu an yaşadığına Allah'a şükret. Ne olur şu anda akıl hastanesinde Bakırköy'de olmadığına şükret. Ne olur yoğun bakımda değilsin şu an. Yoğun bakımda olmadığına şükret. Ne nimetler var da farkında değilsin. Kötüyüm diyorsun abi. Halayım kötüyüm diyoruz. Bak, öldükten sonra şu anda milyarlarca yerin altında kafirler var. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek kadar bana zaman verdiği hadiste geçiyor. Bana bir dakika muhlet ver çıkayım diyenler varmış. Milyarlarca, belki de 300-500 sene yaşamış ama bir la ilahe illallah diyemedi. Ve onlara bir la ilahe illallah denilecek, diyebilecek kadar zaman verilmeyecekmiş ve verilmiyor. Ama sana hala bu verilmiş. Şu anda diyebilirsiniz Erkan. Değil mi? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sadıkul Vadil Emin. Amenna elhamdülillah. Bak bunu demeye fırsatımız var. Şu anda milyarlarca insan var değil mi toprağın altında? Bunu demeye fırsatlar var mı? Yok. Bir dakikası yok. Ama o bizde var. Hala bitmedi. Bil kıymetini ya, elinden almasın. Yaşasın. Geliyor geliyor. Kabir geliyor. O kadar güzel olacak ki ölümünüz, ne kafaya takıyoruz? Ölüm kadar güzel bir şey yok. Manyağın birisi demeyesin dersten sonra kafayı. Vallahi çok güzeldir. Çünkü Allah diyor, dünya zindandır diyor. Ahiret cennet bahçeleri. Zindani dünyadan bostani cinana. Burası zindansa aman yarabbi orası nasıldır? Ben bayağı merak ediyorum. Bu Risale-i Nur'u bana veren Allah'a, nefsimi yedi kudretinde tutan Allah'a yemin ederim ki hizmetin dışında dünyada hiçbir şeyin tadı tuzu yok. 1400 sene önce Allah Resulü dedi, ey ashabım dünyanın tadı kalmadı dedi o zaman. Şimdi tuzu da yok. Hizmetin dışında hiçbir şey yok. Beni bu canlı tutan var ya, hizmette başka bir şey olamaz. Hiçbir şey yok. Yok ki. Bak böyle Allah'a yemin edilirse ki yalana kafir olur. Ben sizi içimi dışımı gösteriyorum. Hizmetin dışında eğer hizmet yoksa bir şeyin içinde hiçbir tadı yok. Ve Darul Acize'den gelmedim ha, cebim para görmüştü. Ben Türk Hava Yolları'ndan ayrılmışım. Anladınız mı? Ve zengin çocuğu, ailenin çocuğuydum. Para da gördüm, hayatı da gördüm. Avrupalara da giden de insanım. Her tarafa manama biliyor. Ve her akademisyenlerde de görüşüyorum. Anlıyor musun? Bir şey anlatmak için. Eğer olayın içerisine hizmet yoksa hiçbir şeyin manası yok, değeri yok. Tadı tuzu yok.
hizmet. Yok. Ha işte hayat apartman gibi, ömür teyyare gibi, dünya bulut gibi, zaman nehir gibi çarkı döndürüyor. Acayip bir şey. Ben de sabit zannediyorum. Sefine-i Arsurat'ta yürürken dünyanın gayrimeşru lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Tren gidiyor diyor. Onu sade 23. sözde söylüyor. Camı açık. Aa, trenin kenarında güller var. Çok acayip. Çiçekler var. Elini uzatıyorsun koparayım diye. Tren hızlı gidiyor. Elini paramparça ediyor. Gayrimeşru şeyler aynı buna benziyor. Güzeldir ama dikenlidir. Güzeldir ama dikenlidir. Hiç şansın yok. Evet, güzel koklar ama gübreden çıktığı için gülü koklarken affedersin, onu da kokluyorsun. O kadar. Dünya yine böyle. Demiyor be kardeşim, bu konuşmalar yarın ortaya çıkacak. Yevmetü bile serayir, her şeyin ortaya çıktığı gün. Yarın ha bu gün, anların senin çekirdek olacak. Ezeli ve ebedi harika bir hayatın çekirdeği olacak. Şu anda ahiretin sonra inşa edilmiyor, şu anda ediliyor. Ben öyle inanıyorum, böyle ahiret sonradan değil. Şu anda kuruluyor zaten. Olduğun anda oradasın zaten. Abi 8. sözde serbestiyet diyor ya, bu haram işlerde koşturmanın bir parça serbestiyet olduğunu söylüyor. O işte söylüyor. Yani mühlet veriliyor. Serbest dediğin şey ama sana... Aslında ruhu hapsetmek manası. Evet, kayıtlıyorsun. Evet. Ruhu cesede yediriyorsun. Mesela uşkurluğuna ruhu bağladın, mideye bağladın, gözüne bağladın, kulağa bağladın. Biz ise ruhu kullanıyoruz. Ruhu kullanıyorsun şu anda. Şu andaki benim lezzetimi var ya, ehli dünya değil tatması, rüyasına gelmez. Şu andaki sizin huzurunuz var ya, ne cinselliğe benzer, ne elma armuta benzer, ne baklavaya benzer. Ehli dünya bunu rüyasında görmez. Şu andaki huzur, hazırdan olur huzur. Allah onlarda hazır olmuyor ki huzur olsun onlarda. Huzur, huzur, huzur ilahi. Lezzet-i mukaddes. İmanı billah. Marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhani. Değil mi? 20. mektupta geçiyor. Şu anda lezzet-i ruhani var. Rahatlık yok mu ya? Eğer hakikaten bu şimdiye kadar bir rahatlık moduna uçağınız gitmediyse veyledin kendinize. Şöyle ortamda, böyle bir derste bir rahatlık yoksa uyuyorsun o zaman. Uyan, uyan. Ama zannetmiyorum böyle birisi yoktur. Sefine-i Arsurat'ta yürürken onu anlatıyorum arkadaşlar. Burası burası değil. Burada orayı yaşıyoruz. Ama kör olası cehalet. Burayı burayı zannediyoruz. Oysa orası şu anda konuşmalar, duygular, hissetmeler, git, gelme, bağır, çağırmalar tamamen oranın malzemeleri. Burada böyle bir şey yok. Güneşten kopmuş dünya parçası. Abi aklınızdan geçen, özür dilerim herkesten fazla konuşuyorum belki ama aklınızdan geçen oradan bak, konuştuklarınız, kelamınız suret herhalde. Gerçeği suret değil. Kelam, ağzından çıkan suret. Onun içinde düşüncelerim var, hislerim var, duygularım var. Şu anda sen niye etkileniyorsun? Etkilediğimi sana yansıttığım için. Bunu kim yapıyor? Kelam yapıyor. Etkilenme, duygusallığım sana geçmiyor mu? Ağlamak bile kelam değil mi? O da ağlıyor. Kelam postacılık yapar. Hazreti Ali diyor ki, kişi dilinin altındadır. 33 yerde diyor ustad, terbiye olur. Bir yerde bir demir kesilir, bir yerde kaynak yapılır, soğutulur, sertleştirir, boyalatırır, bilmem ne yapılır. Yani bir şekil alır ya demir. Kelam da öyle. Mana kalpten çıkar, 33 yerde evrilir, devrilir, çevrilir, tak diye çıkar. Sana geldi. Sen de vay be, şimdi hayret düşünmen, duygulanman, hep benim o iç alemim sana taşındı, sendekiler uyanıyor. Orayı yaşıyorsun, oraya gitmekte korkuyorsun, zaten oradasın. Bir alakan kesilecek, vazifen bitecek, onun adı ölüm, zaten oradasın be kardeş, bir yere gideceğin yok ki. Neyse, şey demeyin ya, bu manyağın birisi değil bu akşam, tamam mı? Elinin birisi nasıl oradayız ya? Bir tane söyle demişti. Olan diyor. Her şeyi yaptın ama dedi. Sırat köprüsünü de getirdim buraya dedi ya. Dedim ki ben buraya getirmedim. Ne kim getirdi ya? Senin için söylüyorlar dedi ya.
Vallahi dedim, sırat köprüsü buradaydı da üstünü açtım dedi. Nerede Hasan kardeş dedi, kafayı yiyeceğim dedi ya, nerede? Abi 23. sözde köprü varmış dedim. Mebde hayat, ahire hayat. He hakikaten ya dedi, köprü dedi, o hikaye değil mi dedi. Hikaye, hikaye, dünyada hikaye zaten. Canım benim, gel de sevme. Yoksa ne kadar kara kalpli insanların elini öpecektim. Sefine yar surat değirirken, dünyanın gayrimeşhur lezzetlerini uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Trenden uzattın, evet güzeldir, tabii ki haram da güzeldir. Ama paramparça ediyor. Binaenaleyh, o zehirli dünya oklarına bakıp el uzatma. Niye? Fırakın ele mi? Aldın. Ama aldın almaz hemen sıkıntısı başlıyor. Bu gidecek şimdi. Bak böyle miydi saç? Tak bitti. Ya bu kadar kullandım. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Neyi kullandım? Şu anı biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Size de söylüyorum. Bu ya bu anı biliyorsun. 10 sene önceki hisler nerede şimdi? Öyle bir şey yok ki. Şu anda ne hissediyorsam o. Şu an yaşadığım andır. Andır ya. Zam koymuşuz düşünceyle, anlar zam almış, zaman denmiş. Öyle bir şey yok, an vardır. Her şeye zam kondukları gibi, anlar, an, an, tık, 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 an, an, anları topladık kafamız, zaman demişiz. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti? Bu ikisi arasında ne kadar zaman var? Diyeceğiz ki 10 saniye. Öyle bir şey yok ki 10 zaman geçsin bak. Nerede hangisi? Hani ikisi arası nerede? İkisi gitti. Ha burada var. 5 saniye. Burada var. Böyle bir şey yok ki. Bu ikisi arasında ne kadar zaman var? Bu ikisi yok ki. Dünya bu işte. Dünya. Bit. İki tane şak şak. Buna bak. Bakırköy'e göndermeye seninim siz. İki tane şak şak dünya. Yaşasın geliyor geliyor kabir geliyor. Firakın elemi eline geçti. Telakki lezzetinden ağırdır. Eline geçti lezzet aldın ama sonra o çıkacak. O çıkma düşüncesi eline geçen geçmesinden ortaya çıkan lezzetten ağırdır. Ya hele bir gayrimeşru geçmişse. Aman yarabbi. Mesela bu derste yoktur. Ama bu dersi dinleyen bir yerde, düğün salonunda yapsam. Şimdi adam böyle bakar. Adama bak, delinin birisi yaşasın, ölüm geliyor, kabir daha iyi, dünya hayal. Ulan manyak mı ya? Düğünde konuşuyorum. Şimdi zina yapmış, içki içmiş, gelmiş 50-60'a. Her an ölüm kapısı çalacak. Şimdi nereden teselli bulacak? Sen bunu anlatsan ne olur ki? Anlamaz ki. Hatemallahu ala kulubim ve ala efsarim ve şave. Hatemallahu kulubim ve semim ve efsarim ve şave ve lehum azabınız. Yani artık anlayacak, hatmedin ama girmiyor ki. Girmiyor ki. Şimdi adam geliyor geliyor, kabir geliyor deyince adam olan zina satırına geliyor, içkisi geliyor, kumarı geliyor. Ama hakikaten hizmete koşturmuş, hizmeti sağ nasıl olur, namaz kılmış, oruç tutmuş. Yani derslere gidip gelmiş. Geliyor geliyor, kabir geliyor. Tabi lanım gelsin ya elhamdülillah. Hoş geldin, biz de zaten bekliyorduk. Bir soru soracağım Fatih kendime de sordum. Dedim ki, ya yaşamak ister misin dedim. Hizmetin dışında yaşamak istemem. Yok hizmet olmasa. Lan kardeşim, ha bu milletin içinde 50 sene daha mı bulunacağım ya? Bu milletin içinde neyi bulunacağım ki Fatih? Sordum ha kendime, ne yapacağım yani? Gitti, geldi, Suriye oldu, Rusya gitti, Tayyip geldi, oldu, gitti, Fethullah bilmem ne yaptı. Bu gündemler için yaşayacağım. Bunlar için içinde niye yaşayayım ya? Hizmet yoksa tabii. Benim akarinlerim, emsallerim de gitti. Yeni yetmeler var. Hiçbirisini tanımıyorum. Köylüm, akrabam tanımıyorum. Çocuklarla da ünsiyetim yok. Nasıl teselli bulacağım? Kenarda oturacağım. İhtiyar, ne haber falan diyecekler. Çocuklarla da bir ünsiyetim yok. Kıçım da tutmaz, belim tutmaz, kafam tutmaz, kulağım tutmaz. Böyle ne yaşayacaksın? Tamam da bir sorar mısınız? 50 sene bu milletin içinde de niye yaşayacağım bir daha? Ölümden korkan. Tamam da niye yaşayacaksın ki?
ücret bit, şey, vazife bitti, ücret almaya gidiyorsun be kardeş. Ah bunu bu fikri hisse dönüştürsek var ya, dünya olur, cennet. En korkutan kabir, kabiri de hallettim işte. Hikaye. Firak elemi telakki lezzetinden ağırdır. Ey nefse marem, sana tabi değilim. Sen istediğin şeye ibadet et. Bize rağmen çalışan sistem var. Ne diyor ya, manyak mısın? Ben korkuyorum, yaşamak istiyorum. Var, önde de var. Ne diyor? Ey nefse marem, sana tabi değilim. Sen kime istediğine ibadet et. Adam lezzeti ibadet ediyor. İstediğin şeyin peşine düş. Yani korkma arkadaşım, Allah'a küfreden, vesvese yapan, ahiret inkar eden, kıran, kızan. İçimizde bir şey var ya, ses, bir sistem. Onun adı nefistir, şeytandır ya. Onsuz hayat olmaz ki. O sen değilsin, ondan rahatsız olma sen. Ona hitap ediyor. Ey nefse marem diyor ustad. Ben sana tabi değilim. O nereye tabi? Sen istediğin şeyi ibadet et. O da ibadet ediyor ha. Nefis de ibadet ediyor. Lezzet bildiği her şeyi ibadet ediyor. Televizyona ibadet ediyor. Laptopa ibadet ediyor. Telefona ibadet ediyor. Kadına ibadet ediyor. Dinikum dinarikum kıbletikum nisaikum. İbadet ediyor. Sen kime? Ya abi ya, Allah inkar ediyor. Etsin lan işi o. Ne yapacaktı ya? Nefis diyecekti ki, ooo çok iyi yapıyorsun lan, namazı kılıyorsun. Aferin lan. Öyle mi diyecek? Herkes nefsine olacak demişti değil mi üstad 50 sene sonra? Evet. Allah. Ya. Ondan sonra istediğin şeyin peşine düş. Ben ancak ve ancak beni yaratıp güneş ve kameri, şems ve kameri, güneş ve ayı ve arzı bana musahhar eden Fatır-ı Hakim-i Zülcelal'e abd olurum. Konuşuyor adamla yani. Koymuş karşısına. Sistem acayip. Vesvese ve panik atak hasta olanların özelliği şudur. Kendisini kendisi zannetmesidir. Bu adam burada benim tek. Lan sen mi sonun? 18 bin aile oturuyor ya burada. 18 bin aile. Neredeyse Sultanbeyli'nin onda biri. 180 bin var değil mi? 1 milyon belki de. 350 bin. 500 bin de. 18 bin aile oturuyor. Aile, ev. Efratlar hariç burada. Bir tanesi de nefis. Başka havadan vuruyor. Şey diyor. İyi değilim. O iyi değil. Seninle ne alakası var? İyi değilim. Sen ne yapalım? Tamiri senin o. Ona hitap ediyor. Psikoloji hastalığın sebebi kendini tanıyamamaktır. Bütün hastalıkların, bütün dertlerin devası, cevabı kendini tanımak manasına gelen imanını arttırmaktır. Ne istersen iste, cevap o. Kendini tanımak adına, manasına gelen imanını artırın diyor. Usta diyor ki, bütün dertlerin ve hastalıkların dermanı olan imanınızı inkişaf ettiriniz. 25. lema, 25. devam. Peki, şurayı da okuyayım. Ve keza kader mühitinden uçan tayyari ömre veya hayat dağları arasında açılan uhdud, yani böyle uzun şeyler var ya, böyle tüneller. Tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimvendiferlerine bindirerek ebedül abad memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden bir tünel şey yapın böyle olan. Lambalar var ya, lambalar gündüz gibi yapmış. Al tüneldeyiz. İstemeyiz bir adam çıkalım şuraya ya. Tam tünel bitiyor, limanmış. Meğer tünel ahiretmiş. Şey, dünyaymış. Tünel dünyaymış. O isterseniz onu kapatalım şeyden dolayı. Kardeşimiz belki rahatsız oluyor. Komşumuz geçen sene dedi ya, ben sohbet dinlemek istiyorum, rahatsız oluyorum. Onu bir kapatalım. Başka yerler aç. Olsun abi ya. Olmuyor abi. Dedi kendisi, dedi. Ben bu sohbeti dinlemekten rahatsız oluyorum demişti. Öyle demişti değil mi? Sen. Önce kapattın abi. Ha, oraya açık olabilir. Oraya dokunma. Oradaki olmuyormuş. Abi orada tek asan var. Ne, kim var? Asan. Tek asan. Tek asan. Adı öyle değil mi? Tek asan. Ulan hakikaten daha sonlar tek asan. Bak şimdi. Tüneldeyiz arkadaşlar. Tüneldeyiz. Ulan bu akşam nereye geldik diyorlar. Yeni gelen var mı? İnşallah yoktur. Var değil mi? Var değil mi? Rahat ol. Öyle. Ulan inşallah anlamıştır.
Şimdi arkadaşlar bir tünele girdik, tamam mı? Lambalar falan var. Sıkılmasınlar diye trafikte kapanırsa çiçekler falan koymuşlar falan. Tünelin içine bir sürü süslemişler. Bazen duvarı da boyuyorlar, tamam mı? Boyuyorlar. Bu acayip boyuyorlar. Hem de nasıl böyle. Baksan dışarısı gibi. Tünelde lambalar yanıyor ya. Araba da orada gidiyor. Baktım ki duvarda öyle bir resim var ki öyle hakiki gibi. Meyve falan. Şimdi bakıyorsun Allah Allah ne kadar şey. Bu dünya. Ahiret ise kes onu. Oradan kafayı sok. Hakikisine bak. Ondan sonra tünel bitti. Liman. Manayı harfi manevi ismini söyledim. Duvarda dışarıyı zannetmek nedir? Manay ismi. Bak ne kadar fark var bak söyleyeyim. O kadar hakiki boyamış ki hakiki zannediyoruz. Vay be dışarısı öyle boyamışlar ki tüneli. Lamba da var dışarısı gözüküyor. Çiçekler, dağlar. Gidiyorsun bir elini vuruyorsun. Olan beton. Dünya bu. Şimdi oraya matkapla keselim. Dırr, dırr, dırr. Taşan kafayı dışarıya çıkar. Vay be döneler oradaymış ya. Çiçekler oradaymış. Bu mana harfi. Burası dünya. Burası hakiki. Bu suret o hakiki. Şimdi geçme oraya. Sen betonla uğraş. Tünel tam bitti. Evet beyler. El freni çek daha koz koy. Liman. Limana geldik diyor. Biter bitmez liman başlıyormuş. Uçak var orada. Tren var tekrar başka. Gemi var orada. Otomobille. O meğer kabir tüneli, dünya bitti, kabirmiş. O istasyon. Herkes binsin bakalım, bagajlar elimizde. Hadi bakalım. Ya ben nereye bineceğim? Kardeşim sen niye gideceksin? Sen otobüste gideceksin. Sen uçakla yapma ya. Herkesin eline bilet verdiler. Orada görevli dedi ki, bakıyor, ismini hiç söyler misin TC numaranı? TC numaranı söyle. Ya bana yaya verdin. TC numara bu TC numarasını yaya gidecekmiş. Sen kaniyle, sen öküz arabasıyla, sen uçakla, sen trenle, sen şimşekle, sen hayalle, sen ruhla, ruh suratinde bineceksin. Sen ışık, ışık bir şey değil. Herkes meğer TC numarasını verince tak diye tünel bitince veriyorlarmış. Bilet, bilet işte. Bilet nedir? Namaz. Namazın var, Allah'ın izniyle korkma. Öyle kulaklarına da dikkat et. Namazın yok, hiç şansın yok. Kim olursa olsun, ben çok uğraştım. Olumsuz hiç sevmeyen bir insanım. Öyle kürsülerde olumsuz söyleyeyim. Namazsızlığı çok aradım. Ulan bir çıkış yolu var. Fetret var ya Sibirya kutuplarda yaşayanlar namaz imanı etmemiş bilmiyor. Onların dışında duyduğu halde namaz kılmadan ahirete gitmişse hiç ama hiç şansı yok. Hiç. Namazı var, elhamdülillah, düşe kalka bir şey olur. Bir şey olacak yani. Hiç endişe etme. Olacak ya, Allah'ın izniyle. Abi bir sürü geçmiş şeyleriniz var, kazalarımız hemen başla. Hemen kazaya başla. Bak tünel bitiyor. Bak ışık gözükmeye başladı. Tünel bitiyor. Abi burası şey değil miydi? Yok kardeş, duvarlardaki resimlerdi ya. Tünel bittince el freni çek, takos koy. Hadi bakalım, gel. Hadi bakalım. Limana indik. Ne diyor? Bak diyor ki muhitten, kader muhitinden uçan elestu bir rabbikum kalu bela. Oradan uçak uçtu. Kader. Kader muhitinden attı bizi uçak. Tayyari ömre. Ömür tayyariymiş. İçine bindik. Hayat dağları arasında açılan Uhdud ve tünellerinden şimşekvari geçen zamanın şimendiferlerine bindirerek Ebedül Avat memleketinin iskelesi hükmünde olan kabir tünelinin kapısına sevk eden kabir hemen tünelin dibinde liman Halik-i Rahman-ı Rahim'den medet istiyorum. Ondan başka hiç medet yeri yok. Hiç. Allah ve başka ikisi. Hiç. Elinde çanta karar bekliyoruz. Duruşmak. İlk oradan zaten ben. Ya. Hadislerde şöyle geçiyor. Ustad böyle tasvir etmiş. Ruh aldı. Bunu duyan sen, ben. Ruhumuzu aldı. O anda bir hatırlayacağız hemen. Ruhumuzu aldı.
ruh alıyor Azrail aleyhisselam. İlk önce müsbete, yukarıya çıkıyor. Birinci semay dünyaya. Vuruyor. Semay dünya kapıyı açıyor. Buyur diyor. Kim var? Ben Azrail. Kim var yanında? Hasan'ın ruhu var. Bir dakika. Bakayım dosyada, defterde onun ismi var mı? Bakıyor. Yok. Hiç şansı yok işte. Doğru birinci kata. Birinci kat zaten garanti. Çünkü birinci kata geçemeyince bu birinci kat açık demektir. Bu evet ismi var diyor. Tecesi de geçiyor. Takalım. Ondan sonra aşağı doğru gidiyor. Birinci kat geçtiğini mi? Tamam arkadaşlar. Yani bir köşede dahi olsa limana bindi. İşte o ölüm acısı esas o. Ama namazın var, biletin var, tavan var. Allah'ın izniyle senin kalbinde bir şey atıyor. Allah diyorsun, bir Müslümanın burnu kanayınca üzülüyorsun. Kul hakkından uzaksın, televizyon haramlardan uzaksın. Ne korkuyorsun kardeş? Mükafata gideceksin Allah'ın izniyle. Ve keza hiçbir şeyi dualarıma, istigaselerime ve niyazlarıma hedef ihtiyaz etmem. Ancak küre-i arz hareketi getiren felek çarklarını durdurmaya ve şems ve kamerin birleştirmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şaykalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan kudreti nihayetsiz Rabb-i Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünkü her şeyle alakadar amal ve makasıdım vardır. Ve keza kalbime vaki olan en ince... Kaç dakika oldum? 15 dakika daha var. 3'te başladık galiba. 45 dakika odasın abi. Keseyim. Çay. Peki. 45 dakika. Bundan sonra gidiyor o kalbe ince gizli manalara giriyor ama biz de girersek herhalde bir daha gelemeyiz. Zaten biraz böyle düğün burası orası dedik falan sistemler şey girdi. Şimdi kalbin ince manalarına tekrar ondan daha ileri olacaktı. En iyisi burada kalalım. Çünkü burası bize şimdilik lazım. Mübalağa etmiyorum ama hemen merak ederseniz Mesnevi Nuriye 110 en ince ve en gizli hatıratını işittiği kalbinin muhil ve emellerine Allahu Ekber buradan giriyor tamam mı? Emellere girseydik çıkamayacaktık. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.